Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bundan önceki derste İrab'da mahalli olan cümleler, bundan bahsettik. Şimdi B el cümelülleti, el cümel cümleler, elleti öyle cümleler ki la mahalle lehâmnel İrab. İrab'dan mahalli olmayan cümleler. Yani bir önceki cümleyle hiçbir alakası, irtibatı olmayan cümledir. İrab'dan mahalli olunca bir öncekine göre ya haber olur, ya fail olur, ya meful olur. Ama burada hiçbir irtibat yok. Hiye, bu İrab'dan mahalli olmayan cümle, el cümletü cümledir. Elleti öyle bir cümle ki, la mahalle, la tahullü, mahalle kelimetin müfredatı. La tahullü, halle yahullü. La tahullü, gelmez, mahalle kelimetin müfredatı. Müfred kelimenin yerine gelmez. Mesela cümleler haber olduğu zaman ya da fail olduğu zaman ve meful olduğu zaman bazen ne oluyor? Müfred kelimeleri yerine geliyor. Ve min semme, bundan dolayı la yukarı denmez. İnneha fi mevdu'i raf'in, rafi mahallinde mevdu'u meskulesi fi mevdu'i raf'in olacak. Mevdu demiş orada. Uvavın olmaması lazım. Orada uvavın olmaması lazım. Mevdu başka, mevdu başka. Anladınız mı? Mevdu. Fi mevdu raf'in, rafi mahallinde ev nasbin ya da nasb mahallinde ev cezim ev cezim ya da cer veya cezim mahallinde dir denilemez. Evet. Bir, el cümletül iptidaiyyetü, iptida cümlesi. Yani ister isim cümlesi olsun, ister fiil cümlesi olsun, eğer ilk defa zikredilmiş bir önceki cümleyle alakası yoksa, İptidaen zikredilen cümlelerin İrab'da mahalli yok. Ve hiye o cümle iptidaiye nedir? Elleti tekûnü fî müftetâhil kelâmi. Kelamın başında olandır. Kelamın başında gelen. Nahv kavlihi teâlâ, Cenab-ı Hakk'ın şu kavli şerifi gibi. İnnâ a'daynâkel kevzera. İnnâ, şüphesiz biz a'taynâke, sana verdik Habibim. Neyi? El Kevser'a. Kevser'i verdik. Kevser'e tabii çok farklı manalar var. Çok hayır verdik demek. Burada inna, bunun aslı innena'dır. He? Aslı innena. Bak bu yine huruf-u müşebbe bil fiil'de na onun ismi a'tayna. Bak onun İrab'da mahalli var. Atayna'nın var. Ata fiil. Ne onun faili. Kaf birinci mef'ulü. El Kevser ikinci mef'ulü. Fiil cümlesi mahallen merfu innanın, innenin haberidir. Esas İrab'tan mahallen ben inna. İnna iptida. Ya da bu cümle olarak inna atayna kel Kevser'a, cümle olarak bir İrab'ı yoktur. Tamam mı? Cümle olarak. Evet. Ama kendi arasında var. Kendi arasında var. Başka bir cümleye nispetle İrab'da mahalli yok. İptida bir cümle. Direkt zikredilmiş bir cümle. İki, el cümletül istinafiyye. İptida cümlesiyle istinafiyye cümlesi aslında o da başlangıç bir cümle demek. Yani bir önceki cümleyle alakası olmayan cümle demek bu da. Ve hiye, bu nedir? Elleti öyle bir cümle ki teka'u, geliyor fi esna'il kelam, kelamın ortasında. Kelamın ortasında geliyor ama önceki cümleyle alakası yok. Min kat'aten amma kablaha,
ma'kabilinden alakası kesilmiş olduğu halde. Niçin? İstinafi kelamin cedidin. Yeni bir kelam başladığı için. Nahvu mâte fülânün rahimehullah. Mâte fülân. Mâte öldü. Fülânün fülân. Bu nasıl bir cümle? Fiil cümlesi. Bu iptida kelam. İptida cümlesi. Peki bir başka cümle daha zikrediliyor. Rahimehullah. Allah ona rahmet etsin. Dua değil mi bu? Evet. Yani bir insanı yad ettiğimiz zaman Müslüman ne diyoruz? Rahimehullah. Allah ona rahmet etsin. Şimdi bu rahimehullah da bir cümle. Rahime fiil, hu mef'ulü, lafz-ı celal rahimenin faili. Bu rahime cümlesi istinaf cümledir. Yukarıdan alakası yoktur. Yukarıdaki cümlenin de irabta mali yok. Rahimehullah cümlesinde buna dua cümlesi diyoruz. Bunun da irabta mali yoktur. İstinaf cümle dediği bu işte. Cümle istinafiye. Mesela Peygamber Efendimiz araya sallallahu aleyhi ve sellem diyoruz. Kur'an mesela şehit mahalle. Aynen. Sallallahu aleyhi ve sellem. Peki. Ve tekûnü bu istinaf cümlesi olur. Fî cümletil methi ve zemmi. Medih ve zem cümlelerinde. Övme ve yerme cümlelerinde de olur. Dikkat edin. Övme ve yerme. Nahu ne gibi? Ni'mel gâidü hâlidü. Komutan güzel, ne güzel oldu. O da kimmiş? Hâlidü. Hâlid. Şimdi bu hâlidün kelimesi aslında mahsustur. Yani övgüye mahsus. Övgü kendine ait olan demek. Bu nedir hâlidün? Haber minni mübtedeyi mahsufi. Hasfedilen mübtedanın haberidir. Takdir bu hüve. Hasfedilen mübteda hüvedir. Vel cümletü minel mübtedeyi vel haber. Mübteda haberden oluşan cümle istinafiyetün cümleyi müstehnefedir. Yani yukarıdan alakası yok. La mahalle la minel irab. İrab'da mahalli yok. Muhammed kalemini ver bakayım. Burada bir incelik var. Bunu zaten biz yukarıda medih ve zem feillerini okuduk. Tamam mı? Evet. Şimdi bunun izahı şöyle. Bunun izahı şöyle. Ni'me Hâlidü. Ni'me Hâlidü değil mi? Hâlidü. Ni'me Hâlidü. Evet. Ni'mel Hâlidü. Ni'mel Hâlidü Hâlidü. Hâlidü Velid. Hâlidü. Şimdi bunun iki türlü irabı var gençler. Bir, ni'me medih feili. Ne? El-Gâidü onun faili. Burada bir müptida gizli. Bu mahsus. Mahsus demek. Yani övgüye mahsus kimmiş? Komutan ama o kimmiş? Hâlid. Buna mahsus diyoruz. Peki bu mahsusun irabı nedir? Ya müptedeyi mahsusun haberidir. Takdir şöyle olur o zaman. Yukarı yazıyoruz aynen. Efendim hüve Hâlidün. Hüve Hâlidün. O zaman bu müptedeyi mahsuf. Yani şuraya göre müpteda bu haber. Bir başka şeyi ni'mel gâidü haberi mukaddem, haberi bu fiil cümlesi olarak. Haberi mukaddem, haberi mukaddem ne demek? Haberi öne geçmiş. Öne geçmiş haber. Bu müptede-i muakkar. Buna da müptedâ-i muakkar diyoruz.
sona kalmış. İki türlüyle bu var. Eğer bunu biz tutar da mahsus müftedan haber yaparsak, o zaman bu müfteda haber kendi arasında isim cümlesi, buna öyle diyoruz. Buna ikisine birden ne diyoruz? İsim cümlesi, cümle ismiye. İsmiye. Tamam mı? İrab'dan mahalli yok. İstinafiye. Cümle ismiye. İstinafiye diye şuraya. Ya da cümle-i ismiyeyi istinafiye de diyebiliriz. İstinafiye. İrab'da mani yok. Çünkü bunun önceki cümleyle alakası yok. İrab'dan mahalli yoktur. İşte bu. Yoktur. Bunu bu şekilde değerlendiriyoruz. O mahsuslar eğer mahsus müftedanın haber olursa müstenef cümle olmuş oluyor. Yukarının alakası yok. Peki. Kema tekûnü fil cümleti taliliyeti. Talil cümlelerinde olduğu gibi. Talil ne demek? Kendisinden önceki cümlenin sebebi, tali, sebebi. Ve ye o cümleyi tali diye nedir? Elleti, öyle bir cümle ki, tekahu fi esnail kelam, yine kelamın içerisinde geliyor, vak oluyor. Niçin? Talilen lima kablaha. Ma kablinin illeti olarak, sebebi olarak. Gelen cümle, ma kablindeki cümlenin talili oluyor. O zaman cümleyi taliliye yukarıdaki cümleyle şey olarak irab olarak bir alakası yok. İrab'da mani yok. Ke kavlihi teala. Cenab-ı Hakk'ın şu kavli celili gibi. Ve salli aleyhim. Ve salli aleyhim. Onlara dua et. İnne salateke sebep. Niçin onlara dua et? Burada peygamberimize hitap bu. İnne salateke sekenün lehum. Çünkü senin onlara dua, onlar için bir sekinettir. Kalp huzurudur, rahatlıktır. Peygamberimizin bu ayetin evveli var. Hud min emvalihim sadakaten tudahhiruhum ve tüzekkihim biha ve salli aleyhim. İnne salateke sekenün lehum. İnne Allah semiun alim. Ayet bu. Şimdi bu ve salli aleyhim bir cümle mi? Cümle. Salli burada emir. Fail altında ente. Aleyhim ala harfi cer. Oradaki zamir mecrur. Efendim sükun üzere mebni. Mahallen mecrur ala ile. Cehar mahal mecrur. Mef'ulü bi. Mahallen mensup mef'ulü bi. Gayri sarihi. Salli fiilinin. İnne salateke sekenün lehum. Bu da bir cümle. İnne yine harfi tahkik. Salate onun nesi? İsmi. Salate muzaf kâf muzaf ne? Sekenün innenin haberi. Bu cümle kendisinden önceki cümlenin sebebidir. Niye onlara dua et? Çünkü senin dua onların sekinetine, huzuruna vesiledir. Sebeptir. O zaman inne salateke sekenün lehumu irab ederken biz ne diyoruz? İsmiyle, haberiyle beraber cümleyi müstehnefedir. Cümleyi taliliye yok. Yanlış söyledim. Cümleyi taliliyedir. Evet. Çok incelik var burada. Sebep bildiriyor. Evet. Vakat takterinü mifai talil. Bazen bu cümleyi taliliyeye fa bitişir. Nahvı temessek bil Kur'anil Kerim. Kur'an-ı Kerim'e sımsıkı tutun. Temessek. Emir orası. Tutun bil Kur'anil Kerim. Kur'an-ı Kerim'e. Bak bu kendi başına bir cümle. Fe innehu el hablül metin. Bu onun illeti. Niçin tutunacağız Kur'an-ı Kerim'e?
Çünkü o sağlam bir iptir. Fe innehu vakfa geldi. O zaman cümle-i taliyenin başına fa da girebiliyor. Ne diyor o zaman? Çünkü o efendim nedir? Elhamül metin. Sağlam bir ip. Kopması olmayan metin sağlam burada. Bir iptir. İnnehül hamül metin ya da fe innehül hamül metin cümleyi taliliyedir. Bu talep cümlesi olduğu için bir manada fa geldi değil mi hocam? Tabii ki. Evet. Peki el cümletül itiradiyyetül. İsterseniz burayı ayrı okuyalım. Niye biliyor musunuz? Cümle-i muhtarızla neyin arasına gelir? Onları daha iyi muhafaza etmeniz için. İsterseniz okuyalım. Okuyalım mı? Peki. El cümletül itiradiyyetül. Cümle-i muhtarıza. Cümle-i muhtarıza şu demek. Yani ara cümle. Parantez diyorsunuz ya siz. Parantez arası. Parantez. Şimdi ve hiye bu cümle-i muhtarıza elleti öyle bir cümle ki tatar gelir. Beyni şey eyni mütelazimeydi. Birbiriyle sıkı alakası olan iki şeyin arasına. Tamam mı? Niçin ifadetin kelamı? Kelamı ifade etmesi için. Kelama ifade ettirmesi için. Neyi? Takviyeten ve tahsinen. Cümleye güzellik vermesi. Cümleyi güçlendirmek için kelam dedi orada cümle ona bir takviye ve güzellik kazandırmak için mesela fiil ile fail birbirinin mütelazimidir. Yani fiil varsa fail var. Fiil, fail, meful. Aralarında böyle gereklilik olan birbirine efendim terazumu olan kelimelerin arasına geçiyor. Ve tekûnü bu cümleyi itiradiye geliyor. Olur. Fil mevâkî'il âtiyeti. Gelecek yerlerde. Ben bunları rakamda ifade ettim. Bir. Beynel fiili ve merfûhî. Fiil ile fiilin merfû arasına gelir. Fiil ile fiili merfûhû tam fiillerde fiil ile fail arası demek. Nakıs fiillerde ismiyle haberinin arasına demektir. Evet. Nahvı gutile saiku. Gutile öldürüldü. Es-saiku. Şoför. Peki oraya nasıl bir cümle getirdi şimdi? Gutile'nin meçhul fiil. Es-saiku onun naib faili. Araya bir cümle getirdi. E-ateqidu. İnanıyorum. Yani böyle şüphe falan değil. İnanıyorum. Gerçek. Şoför öldürüldü. Fiille naib-i fail arasına girdi. İki, beynel mübtede-i vel haber. Bu bir vurgu için yapılır ha. Cümle-i muhtarıza önemli bir şeyi ifade etmek için. Mübtede-i vel haber arasına gelir. Nahvu Osman radıyallahu anh. Osman radıyallahu anh kimdir? El-Halifetur Raşidiyyü. El-Halifetur Raşidiyyü. Raşidiyyü. El-Halifetü halifedir. El-Raşidi öyle halife ki Raşidi yani Hulefai Raşidi'nden ya da şöyle desek El-Raşidi Selasi El-Halifetü Raşidine Thalisi. Üçüncü Raşid halifelerin üçüncüsüdür. Raşid halifelerin üçüncüsüdür. Öyle diyeceğiz bu. Şimdi Osman-ı Müfteda El-Halifetü Haber ikisinin arasında ne girmiş? Bir dua cümlesi. Radıyallahu anh. Allah ondan razı olsun. Çünkü sahabe zikredildiğinde tardiye buna terdiye deniyor. Efendim ona radıyallahu anh demek gerekir. Üç beynel fiili ve mef'uli ve mef'ulin lehu fiille fiili mef'ul arasına girer. Nahvı ra'eytü el hilale. Esas cümle bu. Ra'eytü el hilale. Hilali gördüm. Peki araya niye oksunu getiriyor? Hilali kesin gördüğünü pekiştirmek için. Bak. Vallahi hilali gördüm.
Ra'yeti gördüm, öksümün yemin ediyorum. Neyi gördüm? El hilale, hilale. Vallahi hilali gördüm. Takviye etmek için. Evet, bu cümleyi mutarızaların İrab'da mahalli var mı, yok mu? Yok. İrab'da mahalli yok. Dört, beynel mevsufu ve sıfatı. Mevsufla sıfatın arasına gelir. Nahu ettayru el cemilü alel husni. Cümle bu. Ettayru el cemilü, ettayru mübteda, el cemilü sıfatı, alel husni haberi. Peki araya ne getirdi? Mevsuf tayr, sıfat cemil. İkisinin arasına ra'yetü fiili getirdi. Yani ettayru kuş, ra'yetü gördüm. Öyle kuş gel cemil, güzel kuş. Ne üzerinde olucudur? Alel husni, dal üzerinde olan güzel kuşu gördüm demektir. Evet. Beş, beynel hali ve sahibiha. Halle zilhal arasına gelir cümle-i muhtarıza. Hallere bir zilhal lazım. Buna sahibül hal deniyor. Hali sahibi. Nahvı, sa'aytü müştehiden. Sa'aytü, çalıştım, gayret ettim. Ne oldum halde? Müçtehide. Burada zilhal hangisi? Ta. Hal hangisi? Müçtehide. Araya ne girmiş? Bir yemin cümlesi. Yemin. Ve Rabbil Kâbeti. Kâbe'nin Rabbine yemin ederim ki. Yoksa Rabbil Kâbeti demektir. Kâbe'nin Rabbine yemin olsun. Efendim, çalışkan olduğum halde gayret ettim demektir. Ve Rabbil Kâbeti hazil hal, ta dedim ya, hal de burada müşteyde efendim ikisinin arasına girmiş. Beyne şartı ve cevabihi. Yedincisi, altıncısı şartla şartın cevap arasına girer. Nahvı vallahi le yuflihul müminun. Şartla cevap. Aslında burada kasemler şart manasına. Kasem burada, kasem. Kasemle kasemin cevabı değilse daha güzel olurdu burada. Kasemle kasemin cevabı arasına. Kasem şart manasına. Ama burada kasem değilse daha güzel olurdu. Oraya öyle de diyebilirsiniz. Not olarak alabilirsiniz. Vallahi Allah yemin olsun le yuflihul müminun, müminler kurtuluşa erecekler. Peki kasem vallahi le yuflihul müminun onun cevabı. Le kasemü beynnehu le kasemün sadikun. Bu da araya giren bir kasem cümlesi. Ve innehu muhakkak o nedir? Le kasemün sadikun. Doğru bir yemindir. Evet. Yedi, beynel mevsuli ve sılatihi. İsmi mevsulle sılası arasına itiraz cümlesi gelir. Nahvü hadartülleti fazet bil caizeti. Hadarat, hadartü değil. Hadarat. Hadarat geldi. Kim? Elleti. O kadın ki. Elleti ismi mevsul. Sırası fazet bil caizeti. Ödülü kazanan kadın geldi. İsmi mevsul elleti. Sıra cümlesi fazet bil caize. O zaman ikisinin arasına ezunlu fiil girmiş. Zannediyorum ödülü kazanan kadın geldi demektir. Anladınız mı? Ha. 9, 8, beynel mudafi ve mudafili. Muzafla muzafili arasına gelir. Nahı zelike kitabu selimin. Zelike o var ya, kitabu selimin selimin kitabıdır. Kitab-ı Muzaf, Selim-i Muzafili. Muzaf'la Muzafili'nin arasına geldi. Ne? Yemin, vallahi. Vallahi o Selim'in kitabıdır demektir. 9. Beynel cahil ve meşhur. Bazen de itiraz cümlesi. İtiraz, sizin anladığınız manada itiraz değil ha. Araya giren cümle demek. Yoksa itiraz Türkçedeki itiraz değil. Arz cümle. Evet. Araya giren cümle, cümleyi muhtarı da. Nahvı
Kabbeltü yede ümmi. Kabbeltü öptüm. Yede ümmi anamın elini. Kabbele fiiltü faili. Yede mef'ulü. Yede muzaf. Ümmi muzafili. Ümmi muzaf. Mütekellim yazı muzafili. Peki cehal ile mecnun arasında ne girmiş? Ne? Cehal ile dönüp cehal bu misal bunu değil ki. Harfice yok çünkü. Kabbeltü yede ümmi. Şimdi muzafla muzafileyi anladık. Burada muzaf, mecrur hangisi, cehal hangisi? Cehal burada, ha şuradaki vallahi desek, yemin, yemin. Yede burada muzaf cerd eder, ümmi kelimesi ona mecrur. Bunun arasına bir şey girmemiş ki. Bu misalde cehale mecrur değil. Yani burada bu misal yerinde bir misal değil. Tamam mı? Yerinde bir misal değil. Şu yukarıda zaten muzafla muzafileyin arasına girmesine örnek verdi. Bu doğru. Ama burada cehal nerede? Cehale mecrur. Bu misal doğru misal değil. 10. Beyne kad vel fiyali. Kad mesela fiilin başına mazur olursa tahkik için gelir. Muzar olursa taklil için gelir. Peki fiille kad arasına bazen cümle-i mutarada gelir. Nahvı vallahi, kad vallahi faze şühede. Aslı bunu ne? Kad faze şühede. Şehitler kurtuluşa muhakkak erdi. Umduklarına ulaştılar. Ama bunu teyit etmek için ne diyor? Kad vallahi. Bak fiil faze kad onu tahkik için gelmiş. Fiille kad arasına bir kasem cümlesi geçmiş orada. Vallahi uksimü billahi demektir orası. Buna doğru. 11 beyne harfi nefyi ve menfiyyi. Nefi harfiyle onun nefyettiği kelimenin arasına bir itiraz cümlesi gelir, mutarada gelir. Nefkeden harfle nefkedilen arasına. Nahı, ma iflahat kafir. Önce orayı okuyalım. Kafirler kurtuluşa irmediler. Bu ma nafiye eflahat kafirun menfi. Onun nefyettiği cümle. O zaman araya ne girmiş? Harfi nefi ile menfi olan cümlenin arasına vallahi girmiş. 12. Beyni harfi tenfisi vel fiili. Tenfis harfiyle fiilin arası. Tenfis harfi demek istikbal harfi demek. İstikbal. Mesela huruf istikbal, sin, sevfe gibi ya da layin istikbaliye var mesela. Layin soru. Bunlar istikbal harfleridir. Bunlara huruf-i tenfis de deniyor. Yani istikbalı ifade eden harfle fiilin arasına bir cümleyi muhtaradana girmesi. Nahvı sevfe yentasırul müslimun. Gelecekte Müslümanlar muzaffer olacaklar. Yentasırul muzaffer olacak. Peki harfi tenfis hangisi? Sevfe. Fiil hangisi? Yentasırul. Araya ne girmiş peki? Teteekke diyor. Yani güçlü oluyor. Pekişiyor. Yentasırul müslimun. Müslümanların gelecekte ne olması? Efendim müntasır. Yani muzaffer olması güçlü oluyor, güçlüdür. O zaman sevfe ile yentasırın arasına teteekkedü feili girmiş. Bu bir cümledir tabii. Evet. Böyle cümle-i mutarızalarında İrab'tan mahalli yok. Kaç tane saydı burada? Cümle-i iptidaiye 1. Cümle-i istinafiye 2. Cümle-i itiradiye 3. Daha da gelecek. Ama burada cümle-i itiradiyenin çeşitlerini anlattı bize. Bir dersimiz kaldı inşallah bu derste. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.